Evet dostlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klavye tamirinin birinci bölümünü çekiyoruz. İlk öncelikle problemimizi anlatayım size. Zaten burada da anlayacağınız üzere keyketlerimiz çıkık bir vaziyette. Problemimiz şu arkadaşlar. Klavye modelimiz Rampage'in Strike modeli Red Switch, bir switch türüne sahip. Switch türümüz Yixian. Size şöyle anlatayım, problemimiz ne? İlk önce ondan bahsedeyim. Görmüş olduğunuz üzere bu tuşlar çalışmıyor. Ben nasıl bir hata yaptım? İlk önce size ondan bahsedeyim. Bu vazelinle lublama dediğimiz olaya giriştim. Ve maalesef D tuşu basmamaya başladı. Kardeşimin söylediği üzere. Sonra ben yanlışlıkla S tuşunu D tuşu zannedip onu çıkarmaya çalıştım ve o da bozuldu. Şu anda iki tuş da bozuk bir vaziyette ve mefta durumda, çalışmıyor ikisi de. S zaten içine göçük bir durumda, gördüğünüz üzere. Bu da basmıyor, sürekli basılıymış gibi algılıyor. Fakat diğer tuşlarda bir problem yok. A'yı da zaten vazelinlemiştik. Ama onlarda bir problem çıkmadı. Buralar da vazelindi şu anda. Onlarda bir problem yaşamadık ama maalesef D tuşunda bir problem yaşadık. İlk önce size ne yapmanız gerektiğinden bahsedeyim. İlk bölümde ne yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Şimdi böyle basmama bir olayı çıktığı zaman ilk önce klavyenizi tanımanız gerekiyor. Bizim klavyemiz hot swap bir klavye değil. Şöyle arkasında çevirdiğimiz üzere, görmüş olduğunuz üzere, netleyelim size de şöyle. Netleyeceğim. Görmüş olduğunuz üzere lehimlere sahip bir klavye. Switchlerimiz klavyenin üzerine lehimlenmiş. Bu konuda ne yapmamız gerekiyor? Şimdi şöyle tekrardan netleştirelim. Şimdi bu switchlerin ilk önce lehimlerinin sökülmesi gerekiyor ama ilk önce size yapmanız gereken olaylardan bahsedelim. Şimdi klavye kasamız burada. Görmüş olduğunuz üzere klavye kasamız plastik bu şekilde. Arkasını çevirdiğimiz zaman da ise bu şekilde olduğunu görebiliyoruz. Herhangi bir vida deliği yok. Şöyle önde şurada vida deliklerini görebiliyorsunuz. İlk önce yapmamız gereken şey, böyle bir klavyemiz varsa vidalarını sökmek. Benim önerim bütün keycaps'leri çıkarın. Çünkü bu vida delikleri keycaps'lerin arasında da olabiliyor. Şöyle gösterelim sizlere de. Görmüş olduğunuz üzere. Böyle delikler arada olabiliyor. Bu yüzden ilk önce keycaps'lerimizi sökmemiz gerekiyor. Şöyle bir keycap sökücü olursa sizin için daha iyi olacaktır. Daha rahat sökersiniz. Ve yanınızda da cımbız getirmeyi unutmayın. Şöyle vidaları da güzel bir şekilde saklamanıza yarayacak. Vidaları da şöyle burada bir yerde istedim bulayım. Onları da artık kaybettik mi ne oldu? Onları da böyle bir kabın içine koydum. Zaten şu anda görüyorsunuzdur. Evet dostlar, görmüş olduğunuz üzere vidaları da şöyle küçük bir tabağın içine koyduk. Sizlere şimdi nasıl o aşamalardan geçeceğinizi göstereceğim. Ben tabii bunu dün söktüm, birazcık sinirlendiğim için sizleri bekletemedim, dedim Discord'da da böyle böyle bir video çekeyim de. Şöyle bu şekilde zaten sabit haldeydi, şöyle netleyelim. Böyle kasaya yapışık bir haldeydi. İlk önce vidaları çıkartıyoruz, sonra penayla şu plastik kısımdan bir şekilde ayırıyoruz. En azından bizim kasamız böyle olduğu için böyle ayırmak zorunda kaldık. Şimdi geçelim ne yapacağız. Görmüş olduğunuz üzere klavyemiz Yixian'ın red switchlerine sahip. Şöyle netleştirelim. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde. Dediğim gibi ilk önce arızamızı tespit etmemiz lazım. Biz zaten arızamızı tespit etmiştik. Şimdi size ne yapmamız gerektiğinden bahsedeyim. Bunlar lehimli olduğu için bir adet lehim cihazına ihtiyacımız var. O da şu anda bende mevcut. Bunları yapabilirim ama bu bölümde öyle şeylerle uğraşmayacağım. Bunu bölüm halinde çekmeyi düşünüyorum. Bu da birinci bölüm, arıza tespit bölümü olsun. Bu şekilde görmüş olduğunuz üzere switchlerimiz lehimli. Ne yapmamız gerekiyor? Normalde switch tamiri gibi şeylerle uğraşabilirdik ama yani bu switchlerde çok da gerek yok ve başımızı ağrıtacak. Ben de böyle uğraştım ama beceremedim. O yüzden en kolay yoldan bunların ilk önce lehimlerini sökeceğiz. Burada belirlememiz lazım böyle katman. Siz tabii bunları garantiniz varsa profesyonel birine, yani garantiye göndermeniz daha iyi olur ama bizim ürünümüzün garantisi olmadığı için biz tamir edeceğiz. Sırasını bulacağız buradan. 4 böyle. Zaten şuradan arkasına çevirdiğimiz zaman lehimleri belli oluyor. Biz buradaki 2 lehimi sökeceğiz.
Şimdilik bu bölümde arıza tespit bölümü olsun dediğim gibi. İkinci bölümde sizlerle birlikte eğer switch bulabilirsem buraya iki tane yedek switch, sizlere nasıl switch'in söküleceğini, nasıl lehimleneceğini hepsini göstereceğim. Üçüncü bölümde de sonuç bölümü olarak ne olduğunu sizlere belirteceğim. Bu videomuz böyle olsun. Bu bölümleri izlemek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.